Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri vahlu nukteten min lisani yefkahu kavli. Kardeşler, Yasin suresinin Allah izin verirse bugün son bölümünü okuyacağız. Geçen hafta en son okuduğumuz bölüm 60. ayete kadar gelmişiz. Biz yeniden sayfa başından 5. sayfadan alacağız, bitirmeye çalışacağız Allah izin verirse. İnne ashabel cenneti liyevme fî şûlin fâkihûn. Şüphesiz ki cennet ashabı bugün, yani kıyamet koptuktan sonra, ahiret hesap gününde sonra cennet ve cehennem ehli belirleniyor. Cennetlikler cennete gönderiliyor, cennete konuluyor. Rabbimizin lütfu ve yardımıyla cennet ashabı bugün fî şûlin fâkihûn, yani meyvelerle, yiyecek içeceklerle meşguliyet içindedir. Buradaki yiyecek, içecek, meyve sembolik bir şeydir. Yani insan oğlunun, yani insanın aklına gelebilecek her türlü zevk, her türlü keyif verici, Rabbimizin nezdinde ikram olunan nezih şeylerle meşguldürler. Güzel yiyecek, içeceklerle. Hum ve ezvacuhum, onlar ve eşleri fî zilâlin, gölgeler içerisindedirler, gölgelerdedirler. Alel erâiki müttekîhûn, ve koltuklarına, o oturdukları kanepelerine yaslanmışlardır. Eşleri ve kendileri Allah'ın lütfuyla girmiş oldukları cennet yurdunda bu selametin, huzurun keyfini yaşamaktadırlar. Lehum fîhe fâkihetun ve lehum mâ yedâûn. Orada her çeşit yiyecek, içecek, meyveler ve onların aklından geçip olmasını istedikleri her şey önlerinde hazırdır. Çağırdıkları, istedikleri her şeyi hazır bulacaklardır. Selamun gavlem min Rabbir Rahim. Bütün bu nefsani zevk ve lezzetin ötesinde o gün bir zevk vardır ki selamdır. Bu da selamun kavlem min Rabbir Rahim. Rahim olan ve merhamet sahibi olan Allah'ın katından bir selam sözüdür. Yani cennet ehlinin alacağı, cennet ehlinin duyacağı selam sözüdür. Saadetin, mutluluğun herhalde en üst zirvelerinden birisi kulun Allah tarafından verilen bu selam sözünü, bu selamı alması ve işitmesidir. Bu insan içine huzur veren bir manzara. Rabbimiz bunu karşımıza koyuyor. Fakat bir sahne de var ki, işte Kur'an-ı Kerim'de sol ashabı, yani ashabı şimal olarak belirtilen, kitabı soldan verilip cehenneme girdirilen bir topluluk daha vardır ki bu okuyacağımız bölümde de onların içler acısı hali, Rabbim bizi korusun, gözler önüne seriliyor. وَمْتَازُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. Rabbim ya da Rabbimin emri ve izniyle, meleklerin seslenmesiyle Allah kıyamette hesapları görülen topluluklara bu şekilde sesleniyor. وَمْتَازُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. Ey suçlular, bugün ayrılın bakalım. Yani cennet ehlinden, cennete girecek topluluklardan ayrılın bakalım. Ve sorgu. Elem ehad ileykum ya beni Adem. Allah soruyor. Ey Adem oğulları, biz sizinle bir anlaşma yapmadık mı? Elem ehad ileykum ya beni Adem. Ella ta'budu şeytan, hani şeytana kulluk etmeyecektiniz. Yani anlaşmanın maddesi bu. Dünyaya gönderilirken Rabbimiz
ruhlar aleminde dünyaya gelmeyen her nefisten, dünyaya gelecek olan her canlıdan, nefisten bu sözü almış. Elestü bi rabbikum demiş. Yani ben sizin Rabbiniz değil miyim demiş. Kullar da kalu bele demişler. Evet, ya Rabbel alemin sen bizim Rabbimizsin. Yani senin Rabbaniyetini, rububiyetini insanlar üzerinde yaşadığımız hayatta ana karnına, ana rahmine düşen bir çocuk kabre düşünceye kadar yaşayacağı çizgi, hayat serüveni içerisinde senin rububiyetini tasdik ediyoruz, onaylıyoruz, boyun eğiyoruz. Sen yaratansın, yaşatansın, rızık verensin, yönlendirensin, idare eden, yönetensin, malikül mülksün. Her şeyin anahtarı, hükümranlığı senin elindedir. Senin mutlak otoriteni tanıyoruz ve dünya hayatında ana rahminden kabre düşünceye kadar yaşayacağımız çizgide senin koyduğun esas ve hükümlere göre hayatımızı düzenleyeceğiz diye Rabbimize söz vermiş. Bu anlaşmayı imzalamışız Allah'la. Allah-u Teala'yla. Ve insan oğluna tarihin her devrinde peygamberler gönderilerek bu anlaşma maddesi hatırlatılmış. Peygamberlerin geliş amacı ne? Allah-u Teala ile kulların ruhlar aleminde iken ta yapmış olduğu bu sözleşmenin, kavlin, ahdin hatırlatılmasıdır. Her gelen peygamber ümmetine bunu hatırlatmıştır. Siz Rabbinizle böyle bir sözleşme yaptınız. Şeytana kulluk etmeyeceksiniz. Sözleşmenin ana maddesi budur. İşte biz de bunu hatırlatmak üzere geldik diye her peygamber kendi ümmetine, kendi çağında seslenmiş, davetini iletmiştir. Demek ki anlaşmanın temel maddesi neymiş kardeşler? Şeytana kulluk yok. La tabudu şeytane innehu lekum aduvun mubin. O şeytan sizin için apaçık bir düşmandır. Yani öyle gizemli, örtülü, yarı dost, yarı düşmanca hareket eden bir canlı değil. Apaçık bir düşmandır. Başka zamanlarda da söyledim. Bu şeytan ciddi bir düşmandır. Deneyimli bir düşmandır. Sen, ben, biz, siz, onlar nedir ki? Nice evliyayı, nice ulemayı cehenneme sokacak güçte taktik ve hileler sahibi olan bir varlıktır. Varoluş gayesi saptırmaktır. Allah'a Adem'in çocuklarını saptıracağım diye söz verip yemin etmiştir. Allah da ona bu mühleti, bu şeyi vermiştir. Bu fırsatı tanımıştır. Ama demiş ki Rabbimiz, ne demiş? Benim samimi kullarım üzerinde senin hiçbir tasarrufun yoktur. Yani sen ihlas sahibi olan kullarımın üzerinde hiçbir otoriten yoktur. Diyerek bizi inançta samimiyete Rabbimiz çağırmış. Eğer inancımızda tevhid akidesi üzerinde sağlam ve sabit durursak, ayaklarımız sabit, sağlam basarsa yeryüzüne bu şeytanın bizim üzerimizde bizi saptırma noktasında bir tasarrufu olmayacaktır inşallah. Şeytan bunu itiraf etmiştir. İlla ibadekel muhlisin demiştir. Yani senin samimi kulların hariç onlara azdıracağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından atlı ve yaya ordularımı göndereceğim. Ve sen onların hiçbirisini itaat eder bulamayacaksın demiş. Bak şeytanın hedefi bu. Onun için kardeşler, hayatınızda böyle bir düşman var. Alımınızda, satımınızda, ticaretinizde, oturma odanızda, yatarken, uyurken, eşinizle birlikteyken, her şeye ortak olmak isteyen, kendi nefesini, nefhasını size üfürmek isteyen, çoluğunuza, çocuğunuza, ticaretinize, hayatın bütün aşamasına girmek ve müdahale etmek isteyen bir düşmanınız var.
Düşmanın varsa silahlanacaksın. Elin altına bulacak. Silahın ne kardeş? İhlas ve takva. Şeytana karşı. Çünkü samimi ve muttaki kullar üzerinde şeytanın bir tasarrufunun olmadığını Kur'an bize söylüyor. Öyleyse uyanık olalım. Uyanık olalım. Mal ve evlatlarımız üzerinde şeytanın otoritesini reddedelim ve Allah'ın rububiyetini, Rabliğini, ilahlığını tanıyarak hayatımızda müstakim bir çizgi çizmeye çalışalım. Bu yolda gayret edelim. وَلَقَدْ اَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَس۪يرًا O şeytan sizden nice nesilleri saptırdı. Sen ben değil, biraz önce söyledim. Nice nesiller bu şeytanın tuzağına kapılıp gittiler. اَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ Siz hala akletmiyor musunuz? Bu nice nesillerin sapıp cehennemi boyladığı bu tarihin cereyanı içerisinde aklınızı başınıza alıp kendinize gelmiyor musunuz diye Rabbimiz bize soruyor kardeşler. Hezihi cehennemu. İşte bu cehennemdir. Elleti kuntum tu'adun sizin için hazırlanmış cehennemdir. Acı, korkunç, dramatik bir son. İnsanoğlunun varacağı en son noktanın hazırlanmış bir cehennem olması bir insanın varacağı en korkunç sondur kardeşlerim. Sizin için hazırlanmış olan cehennemdir. Islevhel yevme bima kuntum tekfurun kafirliğinize, gavurluğunuza, azmışlığınıza karşılık Hakk'ın ayetlerini örtüp inkar etmenize karşılık haydi girin ona deyip Rabbimiz o topluluğu cehenneme sokacaktır. Rabbim bizi korusun, muhafaza etsin. Dehşet, manzara korkunç. Cehennemin haberi kullara duyurulduğu zaman dizlerin bağı çözülüyor. Beller bükülüyor. Kur'an'ın deyimiyle. Surat asılıyor. İnsanların yüzüne gerçek anlamda keder ve elem çöküyor. Ve insan o gün susuyor. Susmak zorunda. El yevme nahtimu ala efvahihim. Çünkü biz o gün bu kıyamet gününde onların ağızlarını mühürleriz. Konuşamaz. Hem Allah mühürleyecek çünkü mazeretlerini ortaya Kur'an-ı Kerim'de başka surede velev elgâ meâziran yani mazeretlerini ortaya sürüp dökse de mazeretlerini ortaya sürüp dökecek fırsatı bulamayacak. Gördüğü dehşet ve korku karşısında ağız mühürlenecek, adeta konuşamayacak. Fakat Rabbimiz diyor, ve tukellimuna eydihim, onların eli bizimle konuşur, eller konuşur. Ve teşhedu erculuhum, ayaklar da şahitlik eder, bime kânu yeksibun, yaptıkları işlere eller konuşur, ayaklar şahitlik eder. Ayaklar değil, benimle şu haram yollara gitti. Şu ayakla bu haram yolları tepti. Ellerde şöyle vurdu, şöyle çarptı, şöyle çaldı. Aha kağıdı böyle vurdu yere ya da tetiği böyle çekti ya da birisine şöyle acı verdi ya da şöyle çaldı. Allah'ın haram kıldığı her amel bu ellerle işlendiği için, bu ayaklarla işlendiği için, bu duyu organlarıyla işlendiği için bütün organlarımız, cevahirimiz, cevherlerimiz aleyhimize ya da lehimize o gün şahitlik edecek. Öyleyse haberlerimize bakalım. Ateşe layık görüyor musunuz haberlerinizi? Gözlerinizi ateşe layık görüyor musunuz? Ayaklarınızı ateşe layık görüyor musunuz? Bir diken batmasıyla saatlerce elem çektiğiniz o topuklarınız ya namaz abdestiyle ıslanmadığı için cehennem ateşinde ateşe maruz bırakılırsa halimiz nice olur hesap ettiniz mi? Haram yollara bu ayaklarla gittik ve halen tövbe etmediysek bu
Azalarımızın şahitliğe çağrıldığı gün ne yaparız? Halimiz nice olur? Merak edip düşündünüz mü? İşte Yasin suresi bu düşüncenin, bu tefekkürün adıdır. Onun içindir ki ölmeden önce kişinin okunacak, kişiye sunulacak en büyük ders Yasin suresidir. Hayatın muhasebesini buradan alan adam tecdidi iman eder, imanını tazeler, itikadını tazeler, kalbi yumuşar, gönlü Allah'a yaklaşır ve huzuru selametle Rabbin huzuruna göçer umuduyla ölmekte ya da ölmek üzere olanlara Yasin suresinin okunmasının hikmeti işte bu ayetlerin canlılığı ve pratik hayatımızdaki etkinliğidir kardeşler. Rabbimiz diyor, وَلَوْ نَشَاءُ Eğer biz dileseydik, لَتَمَسْنَا عَلَى اَعْيُنِهِمْ Onların gözlerinin üzerine temas ederdik. Yani sıvardık o gözleri, dümdüz ederdik, görmez hale getirirdik. فَاسْتَبَغُوا الصِّرَاطَ Bir yolda koştururlardı. فَاَنَّا يُقْسِلُونَ Ama nereden göreceklerdi? Yani gözleri görmeyen bir insanlar grubunun bir yola salınışı ve koşmalarını gözünüzün önüne getirin. Hayatı kör ebe oynamak kabilinden algılayan insanlar bu ayeti dikkatli okumaları lazım. Gözleri bağlanan, kör ebe oynayan insanların şaşkınlığı ya da çocukların şaşkınlığı, nereye dokunduğunu bilmeyen hareketler ve gözleri kör edilmiş, Allah'ın temas ederek düzleştirdiği insanlar bir koşu için bir yola sokulmuşlar. Ama fe'enne yubsilun nereden görecekler diyor Allah-u Teala. İşte dünya hayatında sanki biz böyle bir hayatı yaşıyoruz. Hak ve hakikatten uzak ve görmez olan gözlerimiz bir koşturmaca içerisinde, bir koşturmaca içerisinde şu paraya, şu ticarete, şu harama, şu zevke, şu lezzete, şu dövüşe, şu kavgaya, şu eğlenceye koşarken birbirimize çarpışıyoruz, tökezliyoruz, yerlere debeleniyoruz. Yani yollar hınca hınç, kör insanların cesetleriyle dolu adeta. Birbirimizi dünya yolunda ezip geçiyoruz. Hayatımızda bir keşmekeşlik hakim, ne yaptığımızı bilemiyoruz, hissedemiyoruz. Nereden görecekler diyor Allah? Görseler zaten, hak ve hakikati bulsalar, hakkın ve hakikatin gösterdiği yolda salimen ilerleyeceklerdir. وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ Ve biz eğer dileseydik onları durdukları yerde mekanları üzerindeyken şekillerini değiştirirdik. Yani tutan organları tutmaz hale gelirdi. Yüz şekillerini değiştirirdik. Başka bir hale sokardık. Dileseydik bunu yapardık. فَمَسْتَدَعُوا مُضِيَّنْ Ne koşup ileri geçebilirlerdi, ve la yirciun ne de geriye dönebilirlerdi. Bulunduğumuz mekanda şeklimizin değiştirilmesi. Bu çok farklı şekillerde algılanmış. Yani zenginsin, tahtlar üzerinde kurulmuşsun, bir de bakıyorsun bir dilim ekmeğe muhtaç hale, işte şeklin değiştirilmesi. Onurlusun, izzetlisin, girdiğin her mecliste oturacak bir döşeğin var, İçecek bir bardak suyun var. Efendim, hürmetini gören çevrende insanlar var. Ama bir bakıyorsun ki sağında solunda kimse kalmamış. Yalnızlaştırılmışsın, itilmişsin, uzaklaşmışsın. Dünyevi servet ve makamını yitirdiğin zaman makam sahiplerinin peşinde koşan o çevren geçici, suri, davkavuk çevre seni terk etmiş ve caz çavlak meydanda kalıvermişsin. Allah dilerse bulunduğumuz mekanda konumumuzu değiştirir. Ne öne geçebiliriz ne de eski halimize dönebiliriz. Bu ayete öyle bir de anlam verilmiş kardeşler. وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ Ve biz kime ömür verirsek yaratılışını tersine çeviririz. 90 yaşına gelen bir adam 80-70 yani yaşlılığın artık ileri düzeylerine gelen bir insanın yaratılışı değişir, çocuklaşır, daha duygusallaşır, eli tutmaz olur, beli tutmaz olur. Aynen çocuk gibi olur. Bakarsın yatağa düşer, çocuk gibi
bakıma ihtiyaç olur. Kimi yaşatırsak, uzun süreler ömür verirsek yaşamını ters çeviririz. Olgun bir insanken bakmışsın ki çocukluk evresine yeniden döndürmüş oluruz. Efela yakilun, hala akletmiyorlar mı? Kafalarını çalıştırmıyorlar mı? Bu sürecin içerisindeki rollerini hala kavramıyorlar mı? Ve me allemnahu şiira ve ma yenbagi leh. Biz ona, yani Muhammed aleyhisselatü vesselama şiir öğretmedik. Buna ihtiyacı da yoktu. Resulullah'ın şiire ve şairliğe ihtiyacı da yoktu. Bu Kur'an'ın indiği çağ, çocukların bile konuşurken şiirle konuştuğu bir çağdır. Yani dağda deve güden, koyun otlatan çobanların develerini ve hayvanlarını otlatırken söyledikleri her bir mısrasının asrımızda birer dev şiir beyti olarak algılandığı bir çağdır. Yani sıradan söylemiş o dönem, adam sıradan konuşması günümüzde o Arap edebiyatının zirvesinde sözler olarak telakki ediliyor. Binlerce beyti Mekke'den çıkıp Şam'a kadar gidene kadar yolda yüz binlerce beyti ezbere bilip okuyan bir topluluktan bahsediyoruz. Müthiş bir şiir hafızaları var, sözel bir hafızaları var. Ne duysa ezberliyorlar. Böyle bir yetenekleri var. Şiir, beyit, edebiyat o günün en etkili silahı, en etkili propaganda aracı ve Kur'an-ı Kerim'e o gün şiir diyen ahmaklar çıkıvermiş. Rabbimiz burada bu kıyametin, ahiretin, hesabın ayetleri arasında bu zalimlere de böyle bir dokundurmada bulunuyor. Diyor ki biz ona şiir öğretmedik. Yani Kur'an bir şiir değildir. Onun buna ihtiyacı da yoktur. Yani şiirle onun işi de yoktur. İn huve illa zikrun ve Kur'an-ı Mubin. Bu ancak bir zikirdir. Zikir diyor. Allah Kur'an'ına zikir diyor kardeşler. En büyük zikir Kur'an'ın kendisidir. İn huve illa zikrun ve Kur'an-ı Mubin. Yani günde 3 sayfa Kur'an okuyan, diyelim ki bir hizip 5 sayfa Kur'an okuyan bir insan bütün hayatı boyunca bu alışkanlığını devam ettirse çok mükemmel bir zikir üzere kesinlikle ölmüş olur. Yani öldüğü zaman Rabbin huzuruna mükemmel bir zikrin kaimi olarak Allah'a canını teslim eder Allah'ın izniyle. Çünkü en büyük zikir Allah'ın sözünden büyük bir söz mü vardır? Kardeşler. İn huve illa zikrun ve Kur'an-ı Mubin. Bu bir zikirdir ve apaçık okunan bir kitaptır. Kur'an-ı Mubin'dir. Niçin gelmiş? Kur'an'ın indiriliş gayesi liyunzira men kâne hayyen. Diri olanları uyarmak için. Allahu Ekber. Diri olanları uyarmak için. Dirisin kardeş. Senin uyarıya ihtiyacın var. Dirisin, hayat sahibisin. Boyun, bosun var. Gözün görüyor, kulağın işitiyor. Ama diri olanların uyarısı senin için işte. Biz Kur'an'ı asırlar boyu bu topraklar üzerinde sadece mezarlarda okunulan ve tilavetiyle, üstadın deyimiyle, tilavetiyle teberrük edilen mübarek bir kitap olarak algıladık. En güzel süslerimize süsledik, duvarlarımıza astık. Gelin kızlarımızın ceyizinde bir de Kur'an kılıfı vardı. Çocuklarımızın boynuna taktık. Buradan aşağıya indirme dedik. Bulunduğumuz odadan uzaklaştırdık. Hayatın dışına ittik. Kur'an'la yaşayan bir toplumun, Kur'an'la oturan, Kur'an'la kalkan, Kur'an'la yatan ve uyandığı zaman gecenin bir yarısında Kur'an okuyan bir toplumdan evrile evrile önce yattığı odadan, sonra salonundan, sonra evinden Kur'an'ı dışlayan bir toplum haline dönüşüverdi. Oysa liyunzira men kâne hayyen diyor Allah.
diri olanları uyarmak için Kur'an'ın indiriliş gayesi. Ha biz şunu reddetmiyoruz kardeşler. Yasin suresinin başında bunu ifade buyurduk. Kur'an öyle mübarek bir kitaptır ki onun lafızları elbette kabirde yatan ölüye de ulaşır. Faydası, şifası, edası, makamı, sesi, onun uçuştuğu, yani söylendiği ortamda hava dalgaları içerisinde uçuşurken oradaki bütün ruhlar için bu manevi bir gıdadır. Biz buna iman ediyoruz. Kim ne derse desin. Ama Kur'an'ın asıl misyonu, Rabbimiz tarafından gönderiliş gerçeği ve amacı diri olanların uyarılması içindir. Yani Kur'an bir hayat kitabıdır. Hayatımıza Kur'an nakşedilmeli. Hayatın bütün inceliklerinde, otururken, kalkarken, ticaretimizde, evliliğimizde, boşanmamızda, alışverişlerimizde, borçlanmamızda, savaşırken, esir düştüğünde, esir aldığında, devlet yönetirken, hayatın bütün aşamalarında Kur'an ilmek ilmek hakim olmak üzere indirilmiş ve dizayn edilmiş bir kitaptır. Ancak insanlığın kurtuluşu Kur'an'ın hayata bu şekilde hakim olmasıyla mümkün olur. Yoksa Kur'an'ın 3 suresini okudun. Sadece kıyamet, ahiret, ahlak. Başka konulara değinme kardeş. Öyle zekattır, sosyal adalettir, işçi haklarıdır, memur haklarıdır, bilmem nelerdir. Efendim, hak cezalarıdır, İslami hukuk. Efendim, evlenmedir, boşanmadır. Falan bu konularda İslami şeylere girmeyeceksin. Nasıl bir ahlak? Protestan bir ahlak, Hristiyan bir ahlak. Hristiyan bir ahlakı hayatımıza sokmak istediler. Böyle bir devasa bir dini, devasa bir kitabı sadece güzel ahlak dediler. O da içeriği belli olmayan, tamam mı? Sonra namaza da razı oldular. Biraz namaz, biraz güzel ahlak, büyüklere saygı, devlet büyüklerine saygı, vergilendirilmiş kazanç kutsaldır. Birkaç şey çerçevesinde sınırlandırdılar. Bu birkaç şeyin sevk ve idaresi içinde bir kurum kurup atamalar yaptılar ve bu dinin tedrisi, telkini için binlerce, yüz binlerce insan görevlendirip paralar harcadılar. Niye? Kur'an'ın bütünlüğünü ortaya koymamak için. Hatta bir dönem bu kitabın belli ayetleri bu memlekette yasaklandı. Bu memlekette bu Kur'an'ın anlaşılmaması için her şey yapıldı. Halen de yapılmaktadır. Çünkü bu Kur'an'ın bu toplum tarafından anlaşılıp hayata döküldüğü gün bu toplumda o bütün peygamberlerin, davet önderlerinin yaptığı inkılabın gerçekleşeceği bir gün olacaktır. Toplum bu Kur'an'ı algılayıp idrak ederse. Onun için anlamamanız lazım. Abi. Aman okumayın ha o meal sizi yir, bitirir. Bak o meali, Kur'an'ın mealini, tefsirini aman okumayın. Evinize koyun, arada sırada bakarsınız. Tamam mı? O hadisi okumayın kardeş ya. O bitirir sizi, öldürür. Okumayın, orada dursun. Gelen abi o ya bizim, ya bu Sofu Yavepi kitap almış. Okumayın kardeş. Okursanız kafanız karışır. Okursanız rahatınız kaçar. Uyuyamazsınız. Moraliniz bozulur. Sövmeye başlarsınız bir şeye. Ciddi söylüyorum. Yanlış giden bir şeyler var bu topraklarda. Bu dünyada, bu memlekette dersiniz. Ruhunuz Allah kullak olur. Işığı görürsünüz. Ve başka bir şey görmezsiniz. Aman okumayın. Devam edin. Ama okumadığınız zaman akıbetiniz hayır olmayacak. Bunu da bilin. Uyanış bu şeyle başlayacak. Toz duman kalkacak, bereket hasıl olacak. Hareket, bereket, hepsi bir arada gelecek. Bu memlekete bahar ancak böyle bir şeyle gelecek. Bak sahte baharlar çıkarttılar, Arap baharı. Binlerce canımıza kıydılar, binlerce kızımıza mülteci ettiler. Akdeniz'in okyanusu sularında boğdular, ırzına geçtiler. En demokratik ülkeler Hristiyan olun,
Oturun diye dinlerini değiştirmeye zorladılar. Bahar dediler. Bak baharların, kendi baharlarının sonu nasıl geliyor? Amerikan baharı, emperyalizmin baharı. Rusya füzelerini nereden atıyor abi? Hazar Denizi'nden atıyor. İran üzerinden, Türkiye üzerinden, Orta Doğu üzerinden gelip Suriye'yi vuruyor. Yani ne diyor Rusya biliyor musun? Halbuki Laskiye'de gemileri var, uçak gemileri. İstese oradan da atar. Atmıyor. Diyor ki abi menzilimdesiniz. İstersen bunun ucunu Ankara'ya çevirin. Gözdağı veriyor. Emperyalizm. Uluslararası küfür ittifakı. Siz okumayın bu Kur'an'ı. Bak başımıza daha neler örecekler. Bu toprakları ne hale getirmek istedikler. İstiyorlar. Okumayın. Şeyhlerimizin, hocalarımızın kitaplarına ondan sonra perestiş edelim. Sadece dönüp dönüp dolaşıp mavi kitaplara, gri kitaplara, allı pullu kitaplara ve üstelik anlamadan, idrak etmeden o kitap müelliflerinin hayatlarını geçirdiği zindanların zensini bile anmadan bir böyle prenses gibi, akvaryum balığı gibi suni bir İslam'ın kanatlarına sığınıp hareket eder. Nereye kadar kardeş? Bu din bizi cennete götürmez. Amerikan patentli bir din bize ilka ediliyor, anlatılmaya çalışıyor. Kur'an niçin indirilmiş? لِيُنْزِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلَ عَلَى الْكَافِرِينَ Diri olanların uyarılması ve zalimler üzerine azap sözünün hak olduğunun ifade edilmesi için Kur'an indirilmiştir. اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ اَيْد۪ينَا اَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ Görmediler mi o insanlar? Biz onlar için ellerimizle neler yarattık? Allah diyor. Yani kudret eliyle, yaratmak kudretiyle, Halık ismiyle neler yarattık? En'amen hayvanlar, canlılar, davarlar, sürüler. Fehum lehe malikun. Onlar o yarattığımız canlılara sahip oluyorlar, hükmediyorlar. وَزَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ Ve biz o yarattığımız canlıları, deveyi, atı, katırı, eşeği vesaire hayvanları onlara boyun eğdirdik. Kimisine biniyorlar. فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ Kimi o canlıları da kesip etini yiyorlar. Habire yiyoruz. Değil mi? Koyun, keçi, sığır, dana. Habire Rabbim bereketiyle gönderiyor. Durmadan yiyoruz, kesiliyoruz, tüketiyoruz, bereket ard arda geliyor. Onların kimisine boyun eğdirdik, üzerine bindiniz, ulaşımınızı sağladınız, ordularınız onlarla hareket etti geçmiş dönemde. وَمِنْهَا يَبْكُلُونَ Bir kısmından da yiyorsunuz. وَلَهُمْ ف۪يهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ O hayvanlar da اتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون kendilerine yardımcı olsun için Allah'ı bırakıp da ilahlar edindiler. La yestetiun nasrahum. Oysa onlar onlara yardım etmeye güç yetiremediler. Yardım edemezler. Ve hum lehum cundun muhtarun. Bilakis onlar o putların hazır kıta askerleridir. Hazır kıta, hazır askerleridir. Sen ya da birileri Allah'ı bırakıp bir varlığı tanrı ediniyor. Sonra o tanrıyı korumak için o tanrının askeri oluyor. Taşın askeri, putun askeri, heykelin askeri. Hani oğlum bu tanrıydı? Hani tanrıydı sizin bu Nemrud'unuz, Firavun'unuz vesaire irili ufaklı tarihin şeyinde yer alan tanrı adaylarınız? Fakat koruma ordusuyla. Değil mi? Vehum lehum cundun muhtarun. Onlar o putların hazır askerleri oluverdiler. Yani Tanrı'nın koruyucusu oldular. Halbuki korunmaya muhtaç olan Tanrı olabilir mi? Allah'ın özelliklerine sahip olabilir mi? Kendini koruyamayan bir varlığın kullar üzerinden ne tür bir etkisi ve tesiri olabilir? Bunu düşünmediler. Taşların, heykellerin, askerleri, hazır kıta hizmetkarları
köleleri oldular. Demek ki alemlerin Rabbi olan, bir olan Allah'a kulluktan yüz çeviren bir insan yeryüzünde zerreler kadar Tanrı edinmiş olur diyor Bediüzzaman. Müthiş bir teslim. Bir olan Allah'a kulluğu reddediyor, binlerce hayatında tanrılar ediniyor. Devlet başkanı, kral, tamam mı? Firavun tanrı, vezir tanrı, komutan tanrı, karısı tanrısı, parası tanrısı, apoletleri tanrısı, menfaatı tanrısı, zevki tanrısı, organları tanrısı. Allah'ı, bir olan Allah'ı bıraktığı zaman zerreler kadar kutu kendisine ilah ediniyor ve onların hazır kıta askerleri haline insan maalesef dönüşebiliyor kardeşler. Fela yahzunke kavluhum. Ey Resulüm Muhammed Aleyhisselam, onların sözü seni hüzünlendirmesin. Sen hak ve hakikati tebliğ yolunda gücün yettiğince anlat, Allah'ın hükümlerini tebliğ et. Onların senin aleyhinde söyledikleri sözler seni hüzünlendirmesin, üzmesin. İnne na'lemu ma yusirrun ve ma yu'linun. Biz onların gizli olarak söyledikleri, fısıldaştıkları ve açık olarak, aleni olarak ilan ettikleri her şeyden haberdarız ve senin yanındayız. Seninleyiz diye Rabbimiz Resulüne ifade buyuruyor. Evelem yeral insanu. İşte insan, yine insan. İnsan görmedi mi? Enne halaknahu min nutfetin. Biz onu bir nutfeden yarattık. Bir nutfeden. Nutfe, iki dişi ve erkek hücresinin birleşmesiyle meydana gelen embriyodur kardeşler. Yani bir embriyo, canlı bir hücredir. İnsan görmedi mi? اَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ. Onu biz bir nutfeden, bir embriyodan yarattık. فَاِذَا هُوَ خَس۪يمٌ مُب۪ينٌ. Bir de bakıyorsun ki o Allah'a karşı apaçık bir hasım kesilmiş. Adam bir kral geçermiş ya da bir işte reis, bir büyük adam. Herkes ayağa kalkmış. Ondan sonra orada bir derviş oturulmuş, derviş ayağa kalkmamış. O zorba diyor, beni gördüğün halde seni ayağa kaldırmayan şey ne? Yani sen beni görüyorsun, hangi şeye güvenerek ayağa kalkmıyorsun? Derviş der ki, ben senin neyine kalkayım? Senin evvelin hiç hükmünde. Ahirin sonun toprak. Ve karnında taşıdığın sadece bir gübre, sırtındaki kürk ise bir hayvanın postu. Yani o postu bir hayvan yıllarca taşıdı, hürmete layık olmadı da o postu sen taşıyorsun diye mi ayağa kalkayım diyor. Evvelin bir hiç, hiç demiş, hiç hükmünde. Bir mikroskop altında ancak gözlemlenebilen bir hücreden ibaret. Ahir toprakta bir avuç toprak. Karnımızda taşıdığımız bir küçük delik açılıverse şurada birimizin karnında bir saat sonra kokmaya başlarız. Burada herkes ağzını gözünü sararak oturmak zorunda. Bakın şurada 3 santim gerimizde bu odayı affedersiniz çok özür diliyorum. Böyle berbat edecek bir şeyle gezip dolaşıyoruz. Sen biz neyiz ya? Allah diyor ki böyle bir varlıktan yaratıldı ve ize huve hasimun mubin, bakmışsın ki apaçık bir hasım kesilmiş. Şimdi şey de der Beydavi tefsirinde, ya bu insanın, Fatiha tefsirinde, bu insanın hali acınacak bir durumdur. Der ki, çıktığı yer belli. Yani babadan sülbünün, soyunun çıktığı yer belli. Annede yerleştiği yer belli. Ve anneden dünyaya geldiği yer belli. Fe izâ huve hasîmun mubîn. Bakmışsın ki, apaçık Allah'a
Hasım kesilmiş, düşman kesilmiş. Ya sen babadan atıldığın organ belli, geldiğin yer. Annede yaşayıp büyüdüğün yer belli. Doğuyorsun, hayatın bütün oluşum evreleri tabiri caizse böyle bir şeyin içerisinde geçiyor. Ve ta ilk özüne gittiğin zaman da bir balçık ve çamurdan kokuşmuş, hame'in mesnun diyor Allah, bir çamurdan kokuşmuş bir balçıktan yaratılmışsın. Ve izâ huve hasîmün mubîn. Bakmışsın ki Allah'a hasım kesilmişsin. Allah'ın kanunlarını tanımıyorsun. Şeriat-ı Garra-i Muhammediye'ye teslim olmuyorsun. Kurtuluşu başka yollarda arıyorsun. Liberalizmde, komünizmde, kapitalizmde, demokraside, feminizmde. Gez dostum gez. Ne kadar gezeceksin? Yani kurtuluşun hala İslam'da Allah'ın bu tertemiz yolunda olduğunu idrak etmeyecek misin? Ne zaman ayacaksın? Gezdiriyorlar bizi. Gezdiriyorlar. Boş. Boş bir geziş, sonu hüsran olan bir dolanış ve evriliş içerisindeyiz. Rabbim bizi korusun inşallah. Bakmışsın ki apaçık bir düşman kesilmiş. Ve darabe lene meselen ve nesiye harga. Ve yaratıldığı o gerçeği, geldiği yerleri, mecrasını, girdiği yerleri, çıktığı yerleri unutmuş. Yaratılışını bir damla sudan, meniden yaratıldığını unutmuş. Allah'a misal vermeye kalkıyor. Kale dedi ki, men yuhyil izame ve hiyaramı. Hazreti Peygamber'in huzuruna Ukbe bin Muayt denilen bir kafir girdi. Elinde çürümüş kemik bir deve kemiği almıştı. Parmaklarıyla ufalıyordu. Ey Muhammed dedi, kale, men yuhyil izame ve hiyaramı. Kuruduğu halde bu kemikleri kim diriltecek dedi. Peygamber'e aklınca mesel getirmeye kalktı. Kul de ki, Rabbimiz cevap veriyor. Yuhyiha, onu diriltecek. Ellezi enşe'ehe evvelen merra. Onu yoktan var eden, bir damla sudan halk eden, yok iken boy veren, boz veren, kıymet veren, değer verip, hüsn ve cemal ile süsleyip bir adam eden Rabbim, elbette çürüdükten sonra yeniden onu toparlayacak, yeniden boyunu, bosunu, kilosunu verip huzuruna hesap için alıp getirecek. Kimisini cennetine layık görüp cennetine, kimisini Allah korusun cehennemine sokacak. Yaratılışta kim yaratmaya muktedir ise o gücün sahibi hala ölmedi. Hayyul kayyumdur, dipdiridir. Biz çürüyüp toprak olduktan sonra bizi yeniden yaratmaya da o Rab muktedirdir. Ayağımızı denk alalım. Ya nasıl olacak bu falan? Bugün bir öğrencimiz var. Hocam diyor, morga diyor, konuluyor, morgda diyor, beyin donarsa kabir sualine nasıl cevap verecek? Oğlum Allah o beyni çözer. Nedir sen? Rabbinden bahsedin ya. Allah Allah. Yerin, göğün otoritesinden, kudretten bahsediyorsun. Arşın sahibinden, kürsünün sahibinden bahsediyorsun. Beyin morgda donarmış da hesap veremezmiş oğlum. Bunlar yani tabii çocuktur belki şeyine soruyordur. Yani öğrenmek için soruyordur. Böyle dedim yani Allah'tır ya. Muhatabın Allah Allah. Kıyılıp paramparça edilse, kül edilip yakılsa. Ya başta senin vücudun anandan doğduğunda 800 gram doğduğun, 1 kilo öldün, 1,5, 3 kilo öldün hadi. 3,5 kilo olana tosun gibi çocuk doğurdu diyorlar. 3,5 kiloluk çocuk her yerden ananın sütünü emdi. Sonra dünyanın her tarafından gıdalar ona gelip hücre oldu. Vücudunda besin oldu, protein oldu, et oldu, yağ oldu, gram oldu, kilo oldu. Bu yaşa geldi. Edirne'nin peynirini, Konya'nın buğdayını, efendim bilmem nerenin çikolatasını, muzunu, ekmeğini, aşını, yoğurdunu, sütünü içtin bu hale geldi. Bak Allah dünyanın her tarafından seni topladı. Dağıldığın zaman da o dağılmış toplulukları bir araya getirip seni Ademoğlu Adem olarak halk edip hesabına getirecek, huzura getirecek odur. Buna hiç tereddüt etme. Bitiriyoruz inşallah. Ve huve bikulli halkın alim. O Allah yaratmanın her türünü bilir.
yoktan var etmeyle, bir şeyin üzerine bir şeyi bina ederek yaratmayla, aklınıza gelen gelmeyen her türlü yaratma şeklini o Allah bilir. Ellezi, alın size bir örnek. Ceale lekum mineşşeceril ahtari naran. Yaş ağaçtan size ateşi çıkaran odur. Ağaç yaş. Değil mi kardeş? Selvi, söğüt, çam, meşe, yürgen, dut. Ne varsa. Tamam. Yaş ağaç içinden ateş çıkıyor. Yakıyorsun ateş çıkıyor. Öyle mi öyle değil mi? Kardeş. Suyun içerisinden, denizin dibinden petrol çıkarıyor Allah. Yani suyun içerisinden, yani suyun altından tabana iniyorlar. O suyun deryanın altından sana petrol çıkıyor, alıp yakıyorsun. Geçtik. Şu elektriği sudan elde ediliyor. Barajlar kuruluyor. O su dev yerlerden, yükseklerden aktılıyor. Tribünler dönüyor. Al sana faz nötr elektrik evine kadar gelip lambalarını ışıtıyor. Sudan şu enerjiyi yaratan Allah. Yaş ağaçtan ateş çıkaran Allah. Seni çıkaramayacak mı? Kül olsan da, toz olsan da yeniden yaratıp huzuruna getirecek. Öyleyse sen namaz kılmamaya devam et. Tembellik etmeye devam et. Kılma namazı, bak neler görüyorsun bu tarafta. Yaş ağaçtan ateş çıkaran Allah, senin bu bedeninden Allah korusun, Rabbim muhafaza buyursun, ne ağaçlar ne volkanlar çıkarır da orada ne imdadımıza yetişen olur kardeş, ne de sesimizi duyalım. Tamam mı? Tembellik etmeye devam edin. Allah korusun. Ya sizi şey yapmıyorum, yani genel konuşuyorum. Bir sözlerimiz yani bir muhatap olarak alınmasın. Ha böyle şeyi olan da alsın. Yarası olan da gocunsun kardeş. Gocunma zamanıdır. Biz Kur'an okuduğumuz yerde dersimizi alıyoruz, gocunuyoruz. İçimizi tırmalayan ayetleri de sizden paylaşıyoruz. Sizinle bu okuyan insanlar, burada okuyan insanlar aynı ayetlerin muhatabı ve aynı tekdire, azara en başta kendi nefsimiz layıktır. Bunu bilinsin yani. Feize entum minhu tuqidun. Bir de bakıyorsunuz ki siz ondan, o yaş ağaçtan ateş elde edip tutuşturuyorsunuz. Evveliysellezî halagassemâvâti vel arda bi gâdirin alâ en yahluka mislehum. Yeri ve göğü yaratan Allah, onun mislini yaratmaya kadir değil midir? Cennetteki dağları, cehennemdeki ateş çukurlarını, vadileri yaratmaya kadir değil midir? Yeri ve göğü yaratan, onun benzerlerini de, daha güzellerini de, daha farklılıklarını yeniden, yeniden, yeniden defalarca yaratmaya muktedirdir. Güç sahibidir. Değil midir diyor. Bele ve huvel hallâhu. Evet. Öyledir. O Allah hallâk, el hallâk, el alîmdir. Yani çok çok yaratan ve bütün yaratma şekillerini bilendir. Fakat siz kafanızı yormayın. Bu bilimsel açıklamalar, sudan elektrik, yaş ağaçtan, siz duyun, iman edin, aklınızda kalacak hüküm şu olsun. İnnemâ emruhu izâ erâde şey'en. Bilin ki nihai sonuç budur. Allah bir şeyin olmasını istediği zaman en yekûle lehu kun feyekun, ona ol demesi yeterlidir. O hemen oluverir. Yani ayrıntılarda boğulmayın. Bilin ki Allah bir şeyin olmasını diledi, ona ol der, o da oluverir. Yani Rabbimiz bize hayatımızdan ahiret için, kıyamet için, cennet, cehennem, hesap, mizan için örnekler verdi ya kardeş, diriliş için. Siz bu şeylere takılmayın. Bu misallerin hiçbirisi olmasa bile Allah bir şeyin olmasını istediği zaman o oluverir. Hayat der, olur. Memat der, olur. Hesap der, meydana gelir. Cennet der, meydana gelir. Cehennem der, meydana gelir. Bir şeyin olmasını istediği zaman Allah ol der ve o da onu verir. Yasin suresinin bir alimimize göre en büyük ayeti, en büyük ayeti Kurtubi'ye göre şu ayetmiş. O öyle diyor. Bana göre Yasin'in
en muhteşem ayeti budur diyor. Yani bütün meseleleri özetleyen şey bu son cümledir diyor. Fessubhanellezi, o Allah ki subhandır. Her türlü eksikten, noksanlıktan, kötüden, nakıs olan her şeyden o Allah subhandır, uzaktır. Beridir, yücedir, azizdir o Allah. Ellezi biyedihi melekutu kulli şeyin. Her şeyin melekutu, otoritesi, ipleri, yönetimi elinde olan Allah her türlü noksanlıktan münezzehtir ve uzaktır. Ve ileyhi turcaun, sonunda ona döndürüleceksiniz. Rabbimiz tertemiz bir yüz, tertemiz bir akide, sapasağlam bir iman ve güzel ameller ile Rabbimize dönmeyi bize nasip eylesin. Cenab-ı Hak bu memlekette, alemi İslam'ın bütün coğrafyalarında akan kanları dindirsin. Yasin suresinin 2. sayfasındaki o kahraman adamı unutmayalım. Hayatımızın bir numaralı örneklerinden birisi olsun. Ve bu Yasin suresi inşallah okunduğu müddetçe, anlaşıldığı müddetçe bu toplumda, anlatıldığı müddetçe insanların kurtuluşuna, hidayetine vesile olsun. Rabbim bizleri Kur'an'ı anlayıp hayatımızda yaşamayı, ihlasla amel etmeyi nasip eylesin. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve Selamun Alel Murselin ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Nasıl?